Başkanım, ortak ilgi alanımızdan soracağım. Şimdi voleybol takımı Sultanlar Ligi'ne çıktı. Evet. Çok ciddi bir başarıya imza atmış oldular. Buradan da tebrik ederim hepsini. Bütün emeği geçen herkese. Yalnız çıktıktan sonra bu arada şu andaki Lipton'dan reklam aldık. Programın sponsoru. Şu andaki kullandıkları belediye katlı otoparkı BOVES'in kullandıkları bina yıkıldı. Yani bir Sultanlar Ligi takımının şu anda bir yıkılmadı, yıkacağız. Yıkılacak. Çok affedersiniz. Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımın kulüp binası yok. Biraz önce de Ahmetciğim nereden biliyorsun? Vallahi. Daha güzel bir yere taşıdık. Ya şimdi taşıdığınız yer hakkında konuşmayalım başkanım. Söyleyeyim ben size. Şu anda şey durumunda, yani geçici, yani orası bir kulüp binası olarak kullanılabileceğini zannetmiyorum. Yıkılmasın mı diyorsun yani Ahmet Orası? Yok, yıkılabilir ama biraz önce başkanım şey arkadaşlar, söyledi. Parklarla bakın, alakalı konuşurken masal parkı biz hizmet binasına çevireceğiz dediniz. Oraya bir planlıyoruz dedim. Yapabilirsek tabii, devam eden bir kontrat var ortada. Şimdi buraya bir belediye spor için bir yer yapıp da hem Türkiye'ye hem de Bolu voleyboluna bir katkı sağlanabilir mi? Bir de Bolu Spor'a verdiğiniz katkıları da aynı şekilde belediye spora da voleybol takımı içinde yapacak mısınız? Çünkü lige çıkmaktan daha önemli olan ligde tutunmak ve ligde üst sıralarda yer almak. Arkadaşlar, Ahmet'in sorusuna ilave de bulundum başkanım. Bu başarının mali bilançosu ne? Bunun hakkında konuya bakmışsınız. Arkadaşlar, mali yani bilançosunun tamamını bilmiyorum. Çıkartacağız bunları. Ancak şunu söyleyeyim, Bolu Belediye Spor'un gelirinin %90'ını biz karşılıyoruz. Allah bize nasip etti, 30 sene sonra ilk kez bir takımımız Bolu'da Süper Lig'e çıktı, en üst lige çıktı. Ve onun finansmanının %90'ını da biz gerçekleştiriyoruz. Tabii yönetim başarılı bir yönetimdi. Sinan Başkan'ı tebrik ediyorum. Hocamız başarılı bir hocaydı. Hocamız aynı zamanda belediyemizin çalışanı, tayin ettik hocamızı Bolu'ya. Evet, Bolu Belediye Spor'un bulunduğu yer üstü sökülecek. Ben orayı ziyan etmem. Ziyan etmem. Orası park bahçelerinin karşısında konserve fabrikası haline gelecek, kooperatif tarafından işletilen. Göreceksiniz, hiç zarar vermeden getirip oraya kuracağım. O binayı niye yıkıyoruz? Arkadaşlar, o binayla ilgili raporları biliyor musunuz? Ben size o raporların bir tanesini göstersem binanın önünden geçmekten korkarsınız. O bina kaç yıllık bir bina? Gördün mü? Görsel olarak yakışıyor mu Bolu'ya? Bir de biz belediyenin karşısındaki iki binayı da, TEP ve yanındaki binayı da kamulaştıracağız. Yok. İşlemlerine başladık. İmaret meydanını açacağız demiştik ya. Başkanım, orası park olacak. Yok, yıkılmasın açısından yeşil değil başkanım. Yani en azından belediye spora bir yer ayarlandı. Ayarlandı arkadaşım. Neresi ayarlandı biliyor musun? Baro evi. Baro evi gayet güzel. Gayet bir baro evini barodan kiraladık. Önümüzdeki günlerde sözleşmemizi yapacağız. Bu bir, bakımını yapıyoruz. İkincisi, bir spor salonuyla anlaştık. Antrenmanlarını orada yapacaklar. Yine 17 Temmuz salonunu veya büyük salonda normal maçlar için kullanacağız. Ona BOVES yönetimi yetkililerle görüşerek karar verecek. Ama spor salonu, bir spor salonu sadece belli günlerde, belli saatlerde belediyemizin voleybol takımına hizmet verecek. Belediyemizin idari binası, yani BOVES'in idari binası da şimdikinden çok daha geniş ve iyi bir yere konuşlandı. Dolayısıyla kızlar orada yemeklerini yiyebilecekler, istirahatlerini edebilecekler. Son derecede merkezi bir yer. Herhangi bir sıkıntı yok. BOVES bu işten şikayetçi değil. BOVES'in başkanı şikayetçi değil. Biz kızlarımızı Süper Lig'e taşımışız. Süper Lig'de de iddialı olsun diye uğraşacağız. Evet Mehmet abi. Son soru. Ahmetciğim, biz onu yapar mıyız? Düşünmeden.